Kanka, hiç merak etmiyorsun ya ilk buluşmamız nasıl geçti? Vallahi gayet güzel geçti bak ilk buluşmamız. Ama şimdi ben yarın akşama daha büyük bir organizasyon hazırlıyorum. Ya önce böyle güzel bir yemeğe götüreyim diyorum bu kızı. Ondan sonra da çok gitmek istediği bir konser var. Ona gidelim diyorum, sürpriz hazırlıyorum. Nasıl? Ya. Vallahi zar zor buldum biletleri ha, bulunmuyor. Piyasada bilet kalmamış, kara borsa. Ya kanka sen dinlemiyor musun beni ya? Dinliyorum. Ya bana ne ayrıca bunlardan ya? Üf. Başkasını anlat. Ya olur mu öyle şey ya? Biz seninle kanka değil miyiz? Senin görüşlerin benim için çok önemli. Yani senin söyleyeceklerin, feedbacklerin ona göre bir hareket planı çizmemi sağlayacak. Şişt, yarın akşam sen de gelsene. Tolgacığım bak. Bir kez daha beni bu kızla buluşmana davet edersen olacaklardan ben sorumlu değilim. Ne oluyor ya? Sen nasıl kankasın ya? Allah Allah, sen hem niye bu kadar sinirlisin? Yo, sinirli değilim ben. Değilsin. Evet, değilim. Pamuk gibiyim. Aha, pamuk gibiymiş. Pamuk görmesek inanacağız ha. Maşallah, pamuğa bak. Ya geç işte ya. Ne olacak? Sana da alayım dedim. Amcam. Tolga'ya gider misin başımdan? Git, kimle buluşursam buluş ya. Ben senin özel hayatını bilmek zorunda mıyım bu kadar? Zorundasın tabii ya. Ponçik saçlı kankam benim. Ay. Bak, kankalık bunu gerektirir. Bileceksin ki bana fikir vereceksin, değil mi? Tolgusuz bak, sinirimi bozuyorsa. Aferin uşaklar. İşte bu. Pozitif enerji istiyorum. İşte ve şirkette pozitif olacaksınız uşaklar. Evet. Tolga sayesinde insanda pozitif enerji mi kalıyor İsmail Bey? Aa, bak şimdi. Demin gülüyordu. Bak şimdi dediğine bak. Ne yaptım ben sana? Neyse uşaklar. Yarın bütün randevularınızı iptal ediyorsunuz. He? Çok önemli bir işimiz var. Nasıl? Ya olmaz İsmail Bey. Benim yarın çok önemli bir randevum var. İptal edemem. Olur uşağım, olur. Nasıl? Çünkü benim söyleyeceğim şey hayattaki en önemli şeydir. Ondan önemli daha bir şey yoktur uşağım. Bu tür randevuları iptal ediyorsunuz. Size müjdem var. Duydun Tolgacığım, çok önemli diyor adam. İptal etmek zorundasın randevunu, çok üzgünüm. Edemem ya. Edersin. İsmail Bey neymiş peki bu önemli şey? İrem Hanım söyleyemem. Çünkü iki kere söylemem gerekir o zaman. Bu konu halkuşağımı da ilgilendiriyor. Halkuşağım gelsin, o zaman hepinize bir de söyleyeceğim. Tamam mı? Tamam. Ya İsmail Bey, benim vallahi önerim. Gidemeyeceksin. Kankasın sen ya. Ay İsmail Bey, insanı çatlatırsınız ya. Çok merak ettim. Söyleyin adı. Boş verin Haluk Bey'i. İrem Hanım, ne kadar sabırsızsınız da. Olmaz. Haluk uşağım da gelsin. İki kere mi anlatacağım onu? Yok yok, siz iki kere anlatmayın. İsmail Bey, siz bize anlatın. Ben Haluk abi geldim, ona özetlerim mevzuyu. Aa, o hiç olmaz uşağım. Çünkü bu konuyu Haluk uşağıma anlatma görevi bana düşer. Önemli bir konudur. Ya peki şimdi yarın bunun saati, zamanı, şekli, şemali belli mi İsmail Bey? Yani ben organizasyonumu ona göre yapayım, o yüzden soruyorum. Hiç uğraşma uşağım, ağzımdan hiçbir kelime alamazsın da. Ama şu kadarını söyleyeyim uşağım. Çok önemli bir organizasyondur. Merhaba. Haluk abi geldi. Evet. Hoş geldin Haluk abi. Haluk uşağımla geldiğine göre artık söyleyebilirim. Hadi İsmail Bey. Uşaklar, yarın bu şirkete güzeller güzeli, çok güzel bir hemşire hanım gelecek. Sağlık dalında bize eğitim verecek. İlk yardım nasıl olur? Trafik kazalarında, kalp krizlerinde neler olur? Bunları bize anlatacak. İş güvenliği kapsamında bütün çalışanlarımızın bu eğitimi alması gerekiyormuş. Onun için de bütün personelimizin burada hazır olması gerekiyor. İş güvenlikçimiz bunu söyledi. Tabii ilk yardım önemli, atlamamak lazım. Peki İsmail Bey, yani yarın tam saati falan belli mi bunun, içeriği, saati? Öğleden sonra uşağım. Tamam işte. O zaman benim yarın akşamki randevumu iptal etmeme gerek yok. Ben gidebilirim. Uşağım, etme tabii. Akşam randevusu iptal olur mu? Hatun işi ise ben de geleyim de. Yok yok, hatun işi değil İsmail Bey. Sizlik bir şey değil yani. Hadi odama gelin, işimiz var. Tamam Haluk abi. Ah.
Arazi burası. Bizden hızlıca bir teklif bekliyorlar. Burada bir kere kot farkı da var. Buradan çok daire çıkar. Yarın akşama kadar bir teklif götürmemiz lazım. Yarın mı? Yarın akşama mı istiyorsunuz? Yani bunu kesin. Sen beni duymadın mı? Evet. Ben duydum Haluk Bey de acaba Tolga duydu mu? Tolgacığım duydun mu? Yarın akşama kadar dosyayı hazırlamamız lazım. Yani çok çalışacağız. Duydum İrem, duydum. Ben de duydum. Bir sorun mu var? Yok, hiçbir sorun yok. Biz çok sıkı çalışırız. Yarın akşama kadar bu dosyayı size veririz. Evet Haluk abi. Çalışıp hallederiz biz. Tolga, senin bana söylemek istediğin bir şey mi var? Yok abi, ne olacak benim? Yok yani. Hadi çıkar ağzındaki baklayı. Ya Haluk abi, nasıl söylesem ki? Ya tam da yarın akşama denk geldi ya. Yani abi zar zor ikna etmiştim kızı. Ya zaten yarın bizim öğleden sonra şimdi ilk yardım dersi de var. İsmail Bey söyledi ya. O zaten uzar. Ben akşama geç kalırım zaten randevuya. Yatar yani benim iş. Bence de. Evet, kötü denk gelmiş. Ya abi var ya, günlerdir de yarını organize etmek için çalışıyorum ya. O konser biletlerine var ya, bir dünya para döktüm ya. Ya sen randevu saatine kadar böyle sıkıca çalış. Ondan sonra İrem'e devredersin, o halleder. Vallahi mi? Haluk abi, ciddi misin? Tabii oğlum, biz halden anlarız. İrem halleder değil mi? Ben mi? Yok ben. Tabii ki sen. Halleder tabii ya. İrem benim her zaman kurtarıcım. Onçik saçlı. Allah ya. Kankalar ne günler içinde? Ne günler içinde işte. İşinizin başına hadi. İşinizin başına hadi. Haluk abi sağ ol ya. Vallahi yarına ben yetiştirebilirim de bak işi. Vallahi söylüyorum işte. Tolga. Efendim o. Kim bu kız? Hani sen İrem'i seviyordun? Ha? Ne oldu? Oğlum bak, İrem'i üzecek bir şeyler yaparsan kafanı gözünü kırarım ha. Ya Haluk abi, kızımız yok ya. Ben İrem'i sinir etmek için yapıyorum böyle. Yoksa yok kimse. Yarın da işim yok yani. Aa. Vallahi sizin bu abidik gubidik işlerinize benim kafam ermiyor. Oğlum gidip delikanlı gibi konuşsana. Ya abi konuştum da zamanda. Anlamıyor ki. Yani bak, bu kıskandırma yöntemi çok işe yarıyor abi. Kendi duygularını böyle bir kafasında analiz edecek. Bana olan sevgisini anlayacak. Oğlum delikanlı adam öyle kıskandırma numaraları yapar mı? Dit, gözüm görmesin seni. Hadi kızma ya. Dit. Kankacığım, sen şunları bir incelesene. İnceleyeyim. Yani ben bayağı yol kat ettim ama tam olarak bitiremedim. Artık kalanını sen halledersin bunu, tamam mı? Benim çıkmam lazım artık. Nereye gidiyorsun ya? Bunu bitirmeden hiçbir yere gidemezsin Haluk Bey. Kızar sonra. Ya Haluk Bey niye kızsın? Haluk abiyle konuştuk ya. Dedi ya, sen dedi yapabildiğin kadar yap, gerisini İrem halleder dedi. Hadi öyle demedi o. Öyle demek istemedi. Sen yanlış anlamışsın. Birlikte yapın dedi. Ya nasıl ben yanlış anlamışım? Haluk abi dedi ki sen bitirebildiğin kadarını bitir. Gerisini dedi İrem halleder. Öyle. İremciğim beni lafa tutuyorsun. Bak geç kalıyorum. Ayıp olacak kıza. Allah Allah. Ay çok kötü, karnım ağrı girdi. İrem ne oldu ya? Ay, Tolga. Ne oldu? Ay çok kötü ağrı girdi karnıma. Ya bırak Allah aşkına. Sen şimdi ben gitmeyeyim diye bana numara yapıyorsun değil mi? Yalan söylüyorsun yani. Ya benim yalan söyleyecek halim mi var? Karnım ağrıyor diyorum sana ya. Yapma ya. Çok kötü ya. Ya doğru mu söylüyorsun sen ya? Doğru söylüyorum. Beni eve götürür müsün lütfen? Yok yok. Kalk o zaman, hadi bir doktora gidelim. Kalk. Yok. İki dakika kalk. Yok, sen beni eve götür. Ben böyle yatayım biraz. Sen de bana sıcak su torbası yaparsın belki. Ya olur mu? Kıvranıyorsun. İki dakika doktora görünelim işte. Yok yok. Sıcak su torbası iyi gelir bana, eve götür sen beni. Olur mu? Ya o zaman... Mu? Ha? Gidelim, ben çorba da yaparım sana evet. O zaman. Evet. Çorba iyi gelmez ama istersen yaparsın tabii. Yaparım tabii ya. Gidelim. Yani... Haluk Bey'in de işi yetişecekti ama... Ben alayım bu dosyaları yanıma da... Hı. Seni eve bıraktıktan sonra hallederim bunları da. Tamam. Ayıp olmadı değil mi? Böyle ertelemiş olacaksın şeyi, buluşmayı. Olmaz inşallah, ayıp. Ya ne ayıp olacak ya? Sen iyi ol da yani gerisi çok önemli değil. Tamam. Ben telefonumu aldım, dur. Tamam. Şişt, iyi misin? Değilim, çabuk bekle, ol. Bekle bekle, çabuk dur. Hadi hadi gidelim hadi. Ay gidelim. Bak bence bir doktora... iki dakika gösterelim ya. Bu kadar bir anda bir şey... Yani... Yok yok. Bir anda saplandı sence. Ben biliyorum. İki dakika gidelim doktora. Oradan eve gidelim.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide yol alır, ayrı düğüm tutar.